Evet arkadaşlar, hepinize merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Proteus programından baskı devre çizmeyi anlatacağım. Proteus programını açıyoruz. Açtığımız zaman bizi bu ekran karşılıyor. New Project kısmına tıklıyoruz. Tıkladığımız zaman küçük bir penceremiz açılıyor. Name kısmına projemize vereceğimiz ismi yazıyoruz. Bir güç kaynağı çizmeyi düşünüyorum. Buraya güç kaynağı yazalım. Altındaki Bowers kısmına ise projemizin nereye kaydolmasını istiyorsak onu seçiyoruz. Masa üstünü seçip klasörü seç diyoruz. Next dediğimiz zaman burada herhangi bir değişiklik yapmanıza gerek yok. Direkt finish deyip ISIS ekranını açıyoruz arkadaşlar. Burada komponentlerimizi istememiz için mavi P'ye basıp burada komponent isteyeceğiz. Tip 3055 isteyelim bir tane. Tıp 3055 yazmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi kılıfını bizlere verdi. Kılıfın ismi de P3'tür. OK deyip direktmen ISIS ekranına atıyoruz. Tekrar P'ye tıklayalım. Potansiyometre mesela. Potansiyometrenin kılıfı yok. Bunu RSI'da biz kendimiz oluşturmamız lazım. Şimdi buraya potansiyometre yazalım. Gördüğünüz gibi sadece sembolünü veriyor. Sembolün altında herhangi bir kılıfı yok. Arkadaşlar şimdi PCB layout kısmından RSI bölümüne geçiş yapıyoruz. PCB'lerimizi biz bu ekranda çizeceğiz. Bu ekrana paket modundan gördüğünüz gibi bütün ISIS'ten istediğimiz programları atıyor buraya. Gördüğünüz gibi sadece tip 3055'imizi atmış. Dediğim gibi potansiyometrenin kılıfı olmadığı için RSI'ya atmadı. Biz burada kendimiz kılıf oluşturacağız. Ben daha önce oluşturduğum bir kılıf vardı. Pot yazdık, gördüğünüz gibi potans olarak bir kılıf oluşturmuştum. Okey diyoruz. Bunu ekrana bıraktık. Şimdi kılıf yapmak nasıl olur onu bir gösterelim. Önce ardından diğer işlemlere geçelim. Arkadaşlar önce yuvarlak pet almamız lazım. Uygun boyutu bulduktan sonra petlerimize kılıf oluşturabiliriz. Bu sanırım idealdir arkadaşlar. 3 tane nokta bırakıyoruz. Petlerimizi bu şekilde oluşturduk. Biraz yakınlaştıralım. Arada sadece bir nokta olması lazım. Normal ekranda Matrix'e geçecek olursak Matrix'te de 2 nokta olması lazım. Bu beyaz noktalardan 2 adet olması lazım ikisinin arası. Her biri 5 mm. Potansiyometremiz zaten toplam 10 mm'dir. Bunu biraz yukarıya kaldıralım arkadaşlar. Şimdi kılıfımızı oluşturacağız. Şu sol tarafta bulunan kareye tıklıyoruz. Altta top silki seçmemiz lazım arkadaşlar. Top silke, dikkat edin, kılıflar için top silki seçiyoruz. Seçtikten sonra en minimum kareyi işaretleyip bırakıyoruz. Şimdi siyah oka tıkladıktan sonra komple çembere alıyoruz. Sağ tıklayıp en altta paket moduna girdikten sonra buraya potansiyometremizin ismini yazıyoruz. Potansiyometre. Hemen altındaki potansiyometre yazdıktan sonra altında Discrete Connection'ı seçiyoruz. Onun altında Touch Hole modunu seçtikten sonra bir de grubunu yazıyoruz. Direnç Resistor olarak geçtiği için OK diyoruz. Yes dedikten sonra kılıfımız bu şekilde oluşuyor arkadaşlar. LED'lerin de aynı şekilde kılıfları yoktur. LED'lere de bu şekilde kılıf yapabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kılıfımız oluşmuş, hazır durumda. Bunu şimdi silelim. Bakalım kılıfımız paketin içerisine yerleşmiş mi? Tekrar paket moduna gelip P'ye tıklıyoruz. Buraya potans yazıyoruz. Gördüğünüz gibi potansiyometre kılıfımız yerine yerleşmiş. Buna da OK deyip gördüğünüz gibi kılıfımız hazır. Kılıf oluşturma bu şekildir arkadaşlar. Şimdi diğer işlemlere geçelim.
Bize bir de direnç lazım. Direncin kodu da RES'tir arkadaşlar. RES40 bizim kullandığımız 1 bölü 4'lük dirençlerimizdir. Direncimizi de bu şekilde yerleştirelim. Dilerseniz yönlerini de çevirebilirsiniz. Çevirmeden önce bu komponentlere bir isim verelim. Tıp 3055 yazmanız lazım. Ünlü hatları kabul etmiyor. Gördüğünüz gibi isim yerleşti. Buna da 10K pot diyelim. Buna da okey dedikten sonra direncimize de isim verelim. Dirence de şimdilik 10 ohum diyelim arkadaşlar. 10R. Okey dedikten sonra ismi oluşturduk. Şimdi sağ tıklıyoruz. Rotateden bunu sağa doğru çeviriyoruz arkadaşlar. İstediğiniz yönü bu şekilde de verebilirsiniz. Şimdi tekrar sol tarafta bulunan şeye tıklıyoruz, padlara tıklıyoruz. Bizim giriş çıkışlarımız için artı eksi giriş çıkışlarını belirleyeceğiz. Aynı şekilde normal modda arada bir nokta kalacak şekilde soket yerlerini bırakıyoruz arkadaşlar. Şimdi damarları çizeceğiz. En üstteki damar bölümüne tıklayıp bu şekilde sağ tıkladığımız zaman Trick Styling modülünden T100'ü seçiyoruz. Giriş çıkış eksilerimizi bu şekilde belirliyoruz. Her seferinde damarın kalınlığını seçmemiz lazım. Güç kaynakları için ideal. Gördüğünüz gibi burada bir hata verdi arkadaşlar. Bu şekilde damarı çizmişsiniz veyahut da birleşmiş fark etmiyor arkadaşlar. O damar oradan ayırmanız gerekiyor. Şimdi bu damarı biz buradan ayıracağız. Dümdüz çizmiş olduğumuz o damarı da biraz genişletmemiz lazım. Burayı yanlışlıkla sildik. Şimdi bunu tekrar çizelim. Tekrar çizip T100 dediğimiz zaman gördüğünüz gibi hatayı veriyor. Siyah ok işaretine tıklayıp bunu bir kademe genişletmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunu da çizdikten sonra diğer bağlantılarımızı yapabiliriz. Ve bağlantılara geçmeden önce giriş çıkışlara isimlerini verelim arkadaşlar. Artı eksi in diyelim bir de. İn girişimizi de verdik. Tekrar siyah oka tıklayıp bunu uygun noktaya yerleştirelim arkadaşlar. Tam yerleşmiyorsa yukarıda Matrix modu vardır arkadaşlar. Matrix'e geçip tam milimetrik olarak yerleştirebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde artı eksi milimetrik bir şekilde yerleştirebilirsiniz. Çıkış hattını da belirleyelim. Tekrar sol tarafta bulunan A'ya tıklayıp eksi diyelim. Şimdi artıyı belirleyelim. Bir de out yazalım. Aynı şekilde dediğim gibi top silk modundan yapmanız gerekiyor. Bunu da uygun noktalara yerleştirelim arkadaşlar. Bu şekilde. Artı eksimizi belirledik. Şimdi diğer damarları çizebiliriz. Onu da track modundan çiziyorsunuz. Her seferinde T100 kalınlığını seçmeniz lazım. Tabii seçeceğiniz kalınlık da size bağlı. Hangisini istiyorsanız artık ona göre yapabilirsiniz. Bunu da T100 yapalım. Bu damarı da bağladıktan sonra şimdilik bu şekilde bir proje çizelim. 0,24 volt 5 amperlik bir güç kaynağı devresi. Basit bir güç kaynağı. Şimdi arkadaşlar tekrar kareye tıklayıp board H ile bana bir PCB çerçevesi yapmamız lazım. Yaptığımız çerçeve board H olduğu için komponentlerden mümkün mertebe uzak olması lazım. Şimdi bunun 3D görüntüsüne bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 3D görüntüsü de bu şekilde yapacağınız PCB'ler aynen bu şekilde olacaktır.
Arka kısmı da aynı şekilde ters çevirip bakabilirsiniz. Dilerseniz sol altta bulunan maviye tıklayarak komponentleri kaldırıp sadece eleman yüzünü de bu şekilde görebilirsiniz arkadaşlar. PCB'lerimize dilerseniz isim de yazabilirsiniz. Tekrar A'ya tıklayıp Top Silk seçerek buraya PCB'lerimizin üstüne isim yazabilirsiniz. Buna da güç kaynağı yazmamız lazım. Ünlü harfleri kesinlikle kabul etmiyor. OK diyoruz. Gördüğünüz gibi ismini yazdı. Siyah oka tıklayıp buna yön verebilirsiniz. Yerleşmedi. Üstüne bir kere tıklayıp inç bölümünden boyutunu ayarlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu şekilde boyutunu ayarladık. Daha farklı isimler de yazabilirsiniz. Tekrar A'ya tıklayalım. Şimdilik bir ismimi yazayım buraya. Ömer değil, Ömer yazmanız lazım. Ünlü harfleri dediğim gibi kabul etmiyor arkadaşlar. Bunu da yerleştirdik. Tekrar 3 boyutlu görüntüsüne bakalım. Gördüğünüz gibi PCB'leriniz bu şekilde gayet ideal. Bu arada kanalıma da abone olmadıysanız abone olup videolarımı da beğenirseniz memnun olurum arkadaşlar. Bir sonraki projemizde GLC PCB gibi sitelere nasıl Gerber dosyası gönderebiliriz, bununla ilgili bir video çekmeyi düşünüyorum. Bu arada bilgisayardan da ilk kez böyle bir görüntü alıp ilk kez böyle bir video çekiyorum. İllaki hatalarımız olacaktır. Bir hatam olduysa da şimdiden kusuruma bakmayın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunun çıktısını alabilmemiz için output modundan export grafik modülünden burada PDF Live bölümünü tıklıyoruz. Sadece PCB için bottom copper'ı seçiyoruz. Geri kalan komple hepsini işaretlerini kaldırıyoruz. Bir de en altta sadece board age'imiz kalacak. File Live kısmından File Name kısmından masa üstünü seçip buraya PCB yazalım. Çünkü bu bizim PCB yüzümüzdür. Kaydet diyoruz. OK dedikten sonra gördüğünüz gibi PCB'mizi bize verdi. Şimdi bu ekranı kapatıyoruz. Bir de bize eleman yüzü lazım. Aynı şekilde output diyoruz. Aynı şekilde PDF bölümüne geldiğimiz zaman top copper'la top silk kalacak. Bir de en altta board age'imiz kalacak. Geri kalanı komple kaldırıyoruz. Bir de buradan mineral'ı seçmemiz lazım. Aynı şekilde masaüstü deyip isime de eleman yüzü yazalım arkadaşlar. Eleman yüzü yazdıktan sonra bunu da kaydet diyoruz. OK dediğimiz zaman gördüğünüz gibi ters bir şekilde eleman yüzümüzü bize verdi. Sadece eleman yüzünde mirror diyoruz. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Bir başka videoda görüşünceye dek hoşça kalın. Kendinize çok çok dikkat edin.